Evet, gergin bir maçtı özellikle. Ama iyi reaksiyon verdik. Geri düşmemize rağmen zorlu bir deplasmanda bir puanla ayrıldık. Galip de gelebilirdik. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum bu yüzden. Oyuna sonradan giriyorsun genelde, ilk 11'de de şart. Bu seni nasıl etkiliyor performansını? Yoksa daha da mı hırslandırıyor? Tabii ki her oyuncunun oynamaya ihtiyacı var. Ben de oynamak için elimden gelen çalışmayı gösteriyorum. Oyuna girdiğimde katkı sağlamaya çalışıyorum kaç dakika olursa olsun. İlerleyen zamanlarda neyi gösterecek zaman göreceğiz hepimiz. Mekan, oynadığın kulvar gereği tabii rekabet had safhada. Bu anlamda da biraz işinde daha da fazla efor sarf etmen gerekiyor, öyle değil mi? Rekabet evet. Anlamda, mücadele evet. Anlamda. Kesinlikle öyle. Şu an önemli olan takımın başarısı. Kazanılan puanlar daha önemli. Ben oynayan her arkadaşımı sonuna kadar destekliyorum. Ben oynadığımda da eminim onlar da böyle yapacaktır. Çünkü iyi bir arkadaşlık, iyi bir dostluk ortamı var. Maçlara da yansıdığını düşünüyorum bu dostluğun. Puanları bu şekilde topluyoruz açıkçası. İnşallah böyle devam eder. Süper Lig'i nasıl buldun? Tabii şimdi altlıkta oynamakla yukarıda oynamak arasında çok fark var. Hem oyuncu kalitesi hem oyun. Bir Metehan olarak nasıl değerlendiriyorsun Süper Lig'i? Tabii ki daha kaliteli oyuncular var. Birbirine yardımlaşan bir takım olduğunda sahada bazen kaliteyi de yenebiliyorsunuz yani. Biz de öyle bir takımız. Arada lig farkı var ama bunun çok beni zorladığını düşünmüyorum açıkçası. Üstesinden gelebildiğimi düşünüyorum. Daha çok çalışıp, daha özverili bir şekilde çalışıp formayı almak istiyorum. Kupa maçı var sizin için bir fırsat. Sonrasında Başakşehir'le kritik bir deplasman. Neler söylersin? Tabii ki her maç önemli bizim için. Rakip de önemli. Hepsini ayrı ayrı çalışıyoruz. Kupa maçını kazanıp Başakşehir maçına da %100 konsantreyle, performansla gidip puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Tabii ben bir de en çok yedek kulübesine çok bakarım. Bir de yedek kulübesinden girenlere çok dikkatli izleyelim. Ne kadar katkı sağlıyor. Senin de belirttiğin gibi aile atmosferi oraya yansıyor mu diye. Bu Demirspor'da tavan yaptı diyebiliriz değil mi? Hani sonradan evet. Girenlerin katkısı anlamında da. Evet, çünkü rekabet var. Rekabetin olduğu yerde de başarı oluyor. Her giren bir dakikada olsa kendini göstermek istiyor. Dediğiniz gibi başarı da böyle geliyor. Birlik de böyle geliyor, birlik beraberlik. Bu böyle devam edecektir diye umuyorum. Şimdi 3 yerli futbolcu zorunlu olunca tabii Türkiye Süper Ligi'nde ister istemez yerli oyunculara çevrildi gözler ve çok genç ve önemli oyuncular çıkmaya başladı. Bu sizler açısından önemli bir fırsat diyebilir miyiz Süper Lig'de oynamak adına? Yani diyebiliriz açıkçası. Çünkü gerçekten ülkemizde çok yabancı futbolcu var. Çoğu da kaliteli isimler. Ancak Türkler de bir yerlerden bir şekilde fırsat bulmalı diye düşünüyorum. Bizde de o yetenek ve o güç olduğunu düşünüyorum. Geçen sene Altınordu'da da bunu sonuna kadar başardığımızı, herkese gösterdiğimizi, büyük bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Böyle de cevaplamış olayım sorunuzu. Ona paralel olarak o Metehan'la bu Metehan arasında ne kadar fark var? Yani bir fark yok. Oynayınca üstüne katacağız. Her gün, her geçen gün gelişeceğiz. Gelişmenin sonu yok yani. Her yaşı da yok. Sonuna kadar hep üstüne katıp sahada kendimizi göstermek için uğraşmalıyız. Biz de seni keyifle bekliyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.